Şimdi Kurtuluş Savaşı serüvenimizde kongreleri bitirdi. Kurtuluş Savaşı tabii ki baştan sona zorlu mücadeleler ile geçen, içeride dışarıda düşmanların dürüst davranmadığı, insanların açlıktan, sefaletten bitkin durumda olduğu bir ortamda insanları ortak bir akılla bir araya getirmiş efsanevi bir lider. Ve bu insanlarla birlikte 7 düvele kafa tutmuş, tabii Kurtuluş Savaşı'nın cephelerinden önce aslında daha da önemli olan savaşın seyrini değiştiren, bizim lehimize çeviren belirli noktalar var. Bunlar da bugün anlatacağım İstiklal Yolu. 1918 yılı sonlarında Anadolu hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerinin kuşatması ve saldırılarıyla karşı karşıyaydı. Türk toplumu kendisini tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen bu saldırılar karşısında çok güç durumdaydı. Devletin merkezi olan İstanbul işgal edilmiş, ordu dağıtılmış, silah ve cephanelere işgal kuvvetlerince el konulmuştu. Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılı baharında Türk milletinin kaderini değiştirecek bir mücadeleye girişti. Amasya, Erzurum ve Sivas'taki çalışmalarının ardından Ankara'yı merkez olarak belirledi. Türk milletinin daha ölmediğine bütün yüreğiyle inandı. Hayatta kalmanın mutlak bir istiklal mücadelesi ile mümkün olacağını düşündü. Bu fikre inandı. Arkadaşları ile birlikte dünyanın beklemediği bir kurtuluş mücadelesini başlattı. Türk milleti savaş için en elzem ihtiyacı olan silahtan, cephaneden yoksundu. Açlık bir şekilde giderilir ama silahsız, cephanesiz savaşılamazdı. Bir savaşın silahsız, cephanesiz kazanılması, beslenmeyen bir vücudun hayatta kalması kadar zordu. İşte milli mücadele bu şartlarda yokluklar ve yoksulluklar içinde başladı. Anadolu'da işgale uğramamış tek bölge Karadeniz, Anadolu'nun dışarı açılabileceği tek güvenli yer ise Kastamonu İnebolu limanıydı. Türk toplumunun yaşayabilmesi, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi İnebolu limanından gelecek mühimmata bağlıydı. Bu sebeple İnebolu-Ankara arasındaki bu yol milli mücadele için hayati bir önem taşıyordu. O dönemde güvenliği açısından tercih edilen bu yol aslında han, yağışlı havalarda çamurla kaplanan eski bir kervan yolu idi. İnebolu'nun büyük gemileri barındıracak bir limanı yok. İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane açıdan ve her türlü hava şartlarında kahraman demirciler tarafından kayıklarla İnebolu kıyılarına çıkarılıyor. Bu malzemeler Kastamonu'nun kahraman kadınları, yaşlıları ve çocukları tarafından çok zor şartlarda Ankara'ya taşınıyor. O dönemde Anadolu'nun eli silah tutan erkekleri cephelerde düşmana karşı çarpışıyorlar. Bu güzergahta yol alan nakliye kollarının ortak nitelikleri cephe gerisinde kalan çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşmasıydı. İşte bu sebeplerden İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bu zorlu yola İstiklal Yolu denmektedir.